Kazanım testimizin ilk sorusu düşey kesti verilen silindirik kapta 10 Newton'luk F kuvveti G cismini dengelemektedir diyor. Kap kesitlerinin yarı çapları R3R olduğuna göre G ağırlığı kaç Newton'dur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar pistonlu düzeneklerde piston seviyeleri eşitse buradaki basınçla diğer taraftaki basıncı birbirlerine eşit diyoruz. Yani sol taraftaki P1 basıncı sağ taraftaki P2 basıncına eşit olmalı. Çünkü pistonlar Pascal prensibine göre çalışırlar. Pascal prensibine göre de sıvılar kendilerine uygulanan basıncı her doğrultuda aynen iletirler, aktarırlar. Dengenin olması için sol taraftaki ile sağ taraftaki basınçlar eşit olmalı. Sol tarafta peki nasıl basınç var? F kuvveti bölü yüzey alan dediğimizde diğer tarafta da ağırlık buradaki ağırlığımız F kuvveti diyelim bölü yüzey alan dersek birinci taraftaki basıncı ikinci taraftaki basınca eşit diyorum. Eşit diyelim arkadaşlar 10 bölü taban alan R yarıçaplı silindir şeklinde olduğu için pi çarpı R'nin karesi buradaki daire şeklinde bir alan olacak. Burası da 3R yarıçaplı imiş. O zaman ağırlık G dediğimizde yüzey alanımızda arkadaşlar oradaki dairenin alanı pi çarpı 3R'nin karesi 9 pi r kare yapmış oldu. Pi r kareleri sallarsam karşıma G eşittir. 90 Newton şiddetinde bir ağırlığı dengelediği karşımıza çıkar. Yani G'nin 90 Newton şiddetinde olması gerekir. İkinci sorumuz düşey kesti verilen bileşik kapta bulunan sıvı ağırlıkları GX, GY, GZ olan pistonlarla şekildeki bir dengededir. X pistonun ağırlığı 10 Newton, Y pistonun ağırlığı 20 Newton. Z pistonun ağırlığı ise kaç Newton'dur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar böyle bir sistemin dengede kalması durumunda en alt piston seviyesine göre basınç dengesi kuruyoruz. Kuralım arkadaşlar. En sol taraftan başlıyorum. X pistonun ağırlığı GX bölü yüzey alan bu sıvıya yapılan basınç oldu. O zaman buradaki P1, buradaki P2, buradaki P3 basınçlarını eşit diyorum. GX bölü S artı 2HDG artı sıvının yüksekliğinden dolayı yaptığı basınç da var. Eşittir. GY bölü S burada Y pistonunun sıvıya yaptığı basınçtır. GY bölü S artı bir de arkadaşlar bunun üzerinde sıvının yüksekliğinden dolayı yaptığı basınç var. Yani HDG var. Eşit olacak. Z pistonunun buraya yaptığı basınca Z pistonun ağırlığı bölü yüzey alan 2S dediğimizde arkadaşlar. Şimdi bu eşitliklerde şu ikisini birbirlerine bir eşit diyelim. Oradan yararlanıp bir cevaba ulaşmaya çalışalım. X piston ağırlığına 10, Y'nin ikisine 20 demiş. Değerleri yerine koyalım. X'e 10 diyorum. 10 bölü S artı 2HDG eşittir. Y'nin ağırlığı 20'ymiş. 20 bölü S artı 1HDG eşittir. Z'nin ağırlığı bölü 2S. Şimdi arkadaşlar bakın burada ikisinin farkından yararlanıp bir bilgiye ulaşayım. 10 bölü S, 20 bölü S dediğimde burada şu iki eşitliği kullanarak burada 10 bölü S kaldı. 2HDG'nin bir HDG'sini atarsam burada bir HDG kaldı. Yani HDGS dediğimiz 10 Newton'luk bir ağırlığa eşitmiş. Demek ki HDGS olmuş. Peki arkadaşlar o zaman buradaki GS, GZ bölü 2S'i ya ben şuna ya da en baştakine eşitleyeceğim. Hemen yanındakine eşit diyelim. Bakın 20 bölü S artı HDG eşittir. GZ bölü 2S dediğimde şimdi çarpalım. Burayla diğer tarafı çarpalım. Bakın ne oluyor? Bundan çarptığımda arkadaşlar şurayı 40 bölü 40S bölü S'den 40 çıktı. Artı burası da 2HDG S çıktı. Eşittir. Z'nin ağırlığı dedim. İçler dışlar çarpımı yaptım. O zaman 40 artı 1HDG S'ye 10 dersek 2HDG S 20 olur. Z'nin ağırlığına eşit olacağı için buradan Z'nin ağırlığı 60 Newton çıkar. Yani demek ki Z pistonun ağırlığı 60 Newton'dur diyeceğiz. Üçüncü sorumuz düşey kesti verilen U borusunda DX ve DY öz kütleli X ve Y sıvıları şekildeki gibi dengededir diyor. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Arkadaşlar şekle baktığımızda iki farklı cins sıvı birbirlerine karışmamış. O halde bu tür durumlarda yoğunluğu büyük olan sıvının altta kalacağını yani Y sıvısının yoğunluğunun X sıvısının yoğunluğundan daha büyük olacağını söylüyoruz. Birinci yargımız o zaman doğru.
Sonra ikinci K noktasındaki sıvı basıncı L noktasındaki sıvı basıncına eşittir. Şimdi böyle U boruları aslında bileşik kap düzeniğidir ve sıvıları ayıran en alt seviye neresi ise bakın sıvıları ayıran en alt seviye burası. Yani X sıvısı ile Y sıvısını ayıran en alt seviye burası. Buradaki basınçla buradaki basınç birbirlerine eşit. O halde altındaki aynı seviyelerdeki basınçlar da eşit oluyor. Ama biz basınç dengesini kurarken tekrar bunları her iki tarafta yazmaktansa ortamlara ayıran, sıvılara ayıran en az seviyelerdeki basınçları eşitleyerek daha kestirme bir yöntemden cevaba ulaşmaya çalışıyoruz. Yani K ve L noktalarındaki basınçlar birbirine eşit olacak. Gelelim şimdi M noktasındaki sıvı basıncı N noktasındaki sıvı basıncına eşittir. Evet doğru. Çünkü buradaki basınçlar aynı. Atıyorum 100 Newton, 100 Pascal, 100 Pascal diyelim. Aşağı indiğimizde bak aynı sıvıdan aynı miktar iniyoruz. O zaman buralar 100'den 20 artırırsak 120'ye, burada da 100'den 20 artırırsak 120'ye çıkmış oldu. Yani her iki tarafta aynı cins sıvıda bir basınç artışı gerçekleştiği için M ve N noktalarındaki basınçlar da birbirlerine eşittir deriz. O halde hepsi doğru olduğu için cevap 1, 2 ve 3 doğru olmalı deriz. Dördüncü sorumuzda şekil 1'deki katı blokun üst yüzeyine şekil 2'deki sıvı dolu kabın S pistonlu yüzeyine aynı büyüklükte F kuvveti uygulanıyor. Buna göre katı ve sıvının tabanına ve KLM noktalarına iletilen basınçlar için ne söylenebilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar birinci duruma baktığımızda katı bir cisme bir F kuvveti uygulanmış. Katılar kendilerine uygulanan kuvveti aynen ilettikleri halde basıncı aynen iletmeyebiliyorlar. Buranın yüzey alanını S dersem buraya da 2S yani ondan daha büyük bir alan olduğu için üst tarafta basınç F bölü S iken alt tarafa aktarmış olduğu basınç ne oldu arkadaşlar? Azalmış oldu. Yüzey alan arttığı için basıncı azaltarak aktarmış oldu. Ama sıvılar böyle değil. Sıvılar kendilerine uygulanan basıncı her doğrultuda aynen iletirler. Yani buradan yapılan basınç F bölü S ise K'ya aktardığı basınç da F bölü S'dir. Yine L'ye aktardığı basınç da F bölü S'dir. Yine M'ye aktardığı basınç da F bölü S'dir. Yani KLM basınçları, KLM noktalarındaki basınçlar F bölü S'ye kadar artar. Başlangıçtaki düzenekte katı cismin yere aktardığı basınç da F bölü S'den daha küçüktür. Böyle bir bilgiyi içeriği söyleyebiliriz arkadaşlar. Beşinci sorumuz şekildeki verilen kapta K sıvısı varken K ile karışmayan X, Y, Z sıvıları kollardan döküldüğünde şekildeki bir dengede kalıyor diyor. Buna göre X, Y, Z sıvılarının öz kütleleri DX, DY, DZ arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bileşik kaplarda U borularında sıvıları ayıran en alt seviye neresi ise oraya göre basınç dengesi kuruyoruz. Bir kere buradaki basınçları birbirlerine eşitleyeceğiz. Eşitleyelim arkadaşlar. Bakın burada Z sıvısının yüksekliği ile X sıvısının yüksekliği aynı. Ama Y sıvısının yüksekliği daha az. O zaman buradaki basınçlar eşitse buraya P1 diyelim, buraya P2 diyelim, buraya da P3 diyelim arkadaşlar. Şimdi yazıyorum. Bakın buranın yüksekliğine 2H diyeyim. Buranın yüksekliği H olsun. Buranın yüksekliği de 2H olmuş oldu. O halde P1 eşittir, P2 eşittir, P3 dediğimizde X sıvısı için H'ı 2H, D'si DX çarpı G eşittir. Y'nin buraya yaptığı basınç H çarpı DY çarpı G. Z'nin buraya yaptığı basınç 2H çarpı DZ çarpı G. Arkadaşlar G'leri sallayalım. H'ları da sallayalım. Buradan da karşımıza 2DX eşittir DY eşittir 2DZ çıktı. Yani DX ve DZ'ye ben D dersem DY buradan 2D olur mu? Olur. O zaman Y'nin yoğunluğu büyük, X ve Z'nin yoğunluklarında birbirlerine eşit olduğunu görürüz. Cevabımız Y büyük X'e eşit olmalı.